Merhaba, ben Doktor Erhan Özel, iş hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlerle Hipokrat TV'de yeni bir konuyla buluşacağız. Konuşmaya başlamadan önce Hipokrat TV'ye üye olmayı ve hatırlatma butonuna basmanızı rica ediyorum. Bugün sizlere kanser check-up'ı diye bir şey var mı? Kanser check-up'ında ne yapılmalı? Halk arasında bilinen ve doktorlardan da istenen muayenelerde de genellikle karşılaştığımız "Hocam bende kanser var mı? Kanser check-up'ı yaptırmak istiyorum, kanser testleri yaptırmak istiyorum" diye hastalarla yüz yüze geliyoruz. Hatta bir makine varmış, işte kanseri gösteriyormuş ya da bir kan testleri yapılıyormuş, kanser hakkında bilgi alınıyormuş gibi bir takım isteklerde bulunuyor. Öncelikle şunu söyleyeyim, kanseri gösteren, tarayan normal sağlıklı bir insanda hiçbir makine yoktur. Kanser MR'ı diye bir MR testi yoktur. Kanser tomografisi diye bir test yoktur. Ayrıca kanser testleri diye bir takım testler vardır ama bunları kanser tesisinde kullanmıyoruz. Onun için yanlış yönlendirme yapmamak gerekir. Ama piyasada, ortalıkta, özellikle özel sektörde maalesef tüm vücut check-up içerisinde kanser testi yapılıyor. Kanser tomografileri, kanser MR'ları, kanser markerları bakılıyor diye yönlendirilmekte. Hastalar da bunlara güvenerek onlarda bir şey çıkmadığı zaman kendisinde kanser olmadığını sanıyor. Halbuki dediğim gibi hiçbir alet, makine ve test sağlık bir insanda kanser olup olmadığı konusunda bir fikir veremez. Peki o zaman bu nereden çıkıyor kanser testleri, kanser check-up'ları? Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği bazı kanser grupları var. Onlarda yapılırsa tamam, doğru. Yani 40 yaşını geçmiş bir erkekte prostat kanseri testi için PSA yapıyoruz. Bunun önemi var. 50 yaşına gelmiş bir insanda kolonoskopi ile bir kolon tümörünü erkenden yakalayabiliriz. Polip halinde onun kansere dönmesini engelleyebiliriz. 40 yaşında bayanlarda mamografi yapıyoruz kanser taramaları için. Yani spesifik bazı şeyler var. Ayrıca son zamanlarda da özellikle sigara içen, günde bir paket 30 yıldır sigara içen insanlarda düşük doz radyasyonlu, yüksek dedektörlü akciğer tomografisi çekerek erken dönem akciğer tomografisi yapılması fikirliği vardır. Biz uzun yıllardır bunu uygulamaktayız ve gerçekten de özellikle sigara içenlerde çok erken dönem akciğer kanserleri, akciğer nodülleri yakalanmaktadır. Bunların dışında Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği bir kanser tarama testi yoktur. Ama ortalıkta bir kanser tümör markerları diye bir takım markerlar vardır. Kanser testleri. Doğru, bunlar var ama biz bunları hastalığı teşhis etmek için kullanmıyoruz. Hastanın kanser teşhisi konulduktan sonra, örneğin bir hastada kolon tümörü, kolon kanseri teşhisi koyduğumuzda bunun CEA dediğimiz karsinoembriyolojik antijeni yüksek çıkarsa bu hastanın tedaviye verdiği cevabı ölçmek için, yani hasta kanser, CEA'sı yüksek, siz hastayı ameliyat ediyorsunuz, kemoterapi yapıyorsunuz. Bu CEA testi düşüyorsa tedavimiz iyi yolda gidiyor diyoruz. Ama bu test yüksek gidiyorsa, yükseliyorsa acaba bu kanser bir karaciğere mi atladı, kemiklere mi atladı, yayıldı mı anlamında bir düşünceye sahibiz. Keza bir yumurtalık kanserinde CA 125 dediğimiz test yükselmektedir. Burada da kişiyi ameliyat ettiğimizde, tedavi ettiğimizde bu CA 125 testinin tedaviye verdiği cevabı ölçüyoruz. Yani bu test düşerse iyi yoldayız, tedavimiz başarılı, yüksek gidiyorsa kötü yoldayız, metastaz var demektir. Yani kanserin teşhisinden ziyade kanserin nasıl gittiğini göstermek için kullanılan testlerdir. Bunlara tümör markerları, kanser markerları diyoruz. Bunların en başında gelenlerden sırayla birkaçını söylemek istiyorum. CEA dediğimiz karsinoembriyolojik antijendir. Bu özellikle mide, kolon kanserinde bizim için duyarlıdır. Ama pankreas kanserinde de yüksek çıkabilir. Küçük hücreli akciğer kanserinde de yüksek çıkabilir. Ama normal sigara içen insanlarda, alkolik sirozlarda, pankreatitlerde, inflamatuar bağırsak hastalıklarında da CA yüksek çıkabilir. Onun için bir CA baktığımızda, bakıldığında ki bakılmasını önermiyoruz. Böyle bir yükseklik olduğunda benign olaylarda, iyi huylu olaylarda olduğu için karışabilir ve hastanın kafasını karıştırmaktan öte bir şeye varamayız ve psikolojisini bozarız. CA199 testi çok bilinen halk arasında pankreas kanserinde spesifik bir testtir. Ama pankreas iltihapları
hastalıklarında da akut kronik iltihaplarında, kolanjitte ve sirozda da yükselebilir bu ayrıca. Karsinoembriyolojik antijen en yüksek özellikle kolon tümörü var. Karaciğere ve kemiğe metastaz varsa bu CA testi pik yapmaktadır. Ayrıca CA125 denilen bir testimiz var. Bu over kanserlerinin %80-85'inde yükselmektedir. Meme ve akciğer kanserinde de yükselebilir bu CA125 testi. Fakat bayanlarda menstrüel siklusun foliküler fazında, gebeliğin 3 ayında, endometriyoziste, salpinjitte, miyomda, sirozda, pankreatitte, lenfomada da yüksek çıkabilir. Onun için bunları da ayrıca tanıda bulundurmak gerekir. CA15-3'te gene bayanlarda meme kanserinde yüksek bulduğumuz bir testtir. Ama ayrıca pankreas, akciğer, over kanserinde ve karaciğer kanserinde de gene bu yüksek çıkabilir. Son zamanlarda yapılan gene over kanseri markörü olduğu bilinen ve CA125'ten daha duyarlı olduğu söylenen Human Epididymis Protein 4 dediğimiz H4 testidir. Bu da over tümörü için spesifik bir testtir. AMH dediğimiz antimüllerin hormon aslında over rezervini gösteren bir testtir. Ama granuloza hücreli tümörde de overin yüksek çıkabilir. HCG bir gebelik testidir. Fakat özellikle alfa fetoproteinle AFP ile birlikte over ve testisin germ hücreli tümöründe yüksek çıkabilir. Molded form ve kolekarsinomda da yüksek çıkabilir. NSE dediğimiz nöron spesifik enolazda küçük hücreli akciğer kanseri, nöroblastom ve feokromostomada karsinoid tümörlerde çıkabilir. Kalsitonin tiroidin medüller kanserinin bir testidir. Tiroglobulin de diferansiyel tiroid SEA'da özellikle papiller tiroid SEA'nın takibinde ameliyattan ve radyoaktif iyottan sonra takibinde papiller ve foliküler tiroid SEA'nın takibinde kullanılmaktadır. CA724 dediğimiz test gene gastrointestinal sistem ve over ve meme SEA'da kullanmaktayız. Kromorgonin A dediğimiz bir testimiz var. Bu da özellikle nöroendokrin tümörlerde kullanmaktayız. Ama mesela mide koruyucu ilaç kullanıyorsanız, PPI kullanıyorsanız bu da yüksek çıkabilir. Bu teste bakmadan önce bu PPI'ları bir ay kesmek gerekebilir. Bir de son zamanlarda sitokeratinin fragman 19 dediğimiz akciğer kanserinde kullandığımız bir test var. Bu test özellikle plevranın malign sıvılarında CA15-3'te birlikte bakıldığında maligniteyi göstermektedir. NMP22 diye mesane SEA'da kullandığımız bir test var. Genelde rutinde kullandığımız bir LDH testimiz var, laktik dehidrogenaz. Özellikle onun çok yüksek çıkması lenfoma ve Ewing sarkomi için anlamlıdır. Ayrıca kısaca PSA'dan bahsetmek istiyorum. Erkeklerde prostatik spesifik antijen PSA testi bir Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerdiği 40 yaşından sonra baktığımız prostat kanseri testidir. Normal yaşa göre değişir ama 4 nanogram mililitreye kadar normaldir. 4'ün üstünde bulduğumuz zaman %20 bir spesifisitesi vardır, yani kansere özgü olabilir. Onun üstünde bulduğumuz zaman %50 kanser düşünülebilir. Ama kanserli olup da prostat kanseriyle biyopsi tanısını koymamıza rağmen PSA'nın normal olduğu hasta grubu vardır. Bunlar da %20'dir. Prostat PSA'nın yıllık 0.75 nanogram artışı da kanser lehinedir. Ayrıca serbest PSA oranının da %10'un altında olması gene prostat kanseri için anlamlıdır. PSA'nın 20'nin üstünde olması kemik metastazlarını gösterir. Ayrıca gene dediğim gibi kanser tarama testlerinde erken yakalama anlamında tekrarlıyorum. Kolonoskopiyi, PSA'yı, mamografiyi ve akciğer kanserinde de düşük yoğunluklu radyasyonlu akciğer tomografisini çekmek gerekir diyorum. Sağlıkla, sağlıcakla kalın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.